Kent Vizyon İbrahim Aydemir'in katkılarıyla hazırlanan Yeni Gün başlıyor. Günaydın, gününüz aydın olsun. Bugün 3 Aralık günlerden Perşembe. 2015'i geride bırakmaya sayılı günler kala her yeni günde orduda, yurtta, dünyadaki gelişmelerle sizlerle birlikte olmaya çalışıyoruz sayın seyirciler. Yeni güne yine en iyi dileklerimizle, en iyi temennilerimizle başlayalım. Yine bugün de her gün olduğu gibi ekranlarımızda günün gelişenlerini, dünden kalanları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki her yeni gün aynı zamanda da ömürden geçen bir gün demek. Geçen her saliseyi, her saniyeyi, her dakikayı, saatleri, günleri her ne kadar geri getiremiyorsak bir o kadar da yeni güne umut dolu başlayalım istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki yaşam devam ettikçe değişiyor her şey. Her gün değişiyor, her an değişiyor. Değişmeyen tek şey bizim, sizin, hepimizin hayalleri. Bunu gerçekleştirebilmek için acaba bugün şu istediğim olur mu umuduyla bugüne başlıyoruz ya da yeni güne başlıyoruz. Hayatın başında olanlar bitenin farkında değiller belki ama hayatın orta yerinde bulunanlar hem bugün için hem de yarın için her yeni güne sabaha taptaze bir başlangıç yaparak başlamak istiyor. Bizler de bu umutlarla çıkıyoruz sizin karşınıza. Kimi zaman dünden kalanları, çoğu zaman da yeni günün getirdiklerini sizlerle paylaşıyoruz. Anlık paylaşımlar yapıyoruz. Son dakika gelişmeleri veriyoruz sizlere. Bunun için nefes almayı sürdürüyoruz. Tıpkı çayla simit gibiyiz. Tıpkı güvenle samimiyet gibiyiz. Tıpkı hepimiz beraberiz, biriz. O şekilde ilerliyoruz. Bizler de bunun birleşmek güçtür, başlangıçtır diyerek sürdürmek istiyoruz. Birliği sürdürmek gelişmektir. Birlikte çalışmak başarıdır sözüne inananlardınız. Bu ruhla her yeni güne böylesi bir inançla başlıyoruz. Ve her sabah artık geleneksel hale getirdik. Yeni gün mesajlarımız hazır mı içeriden bilmiyorum ama onlarla başlayalım. Ordulular yeni güne ne mesaj verdiler? Günaydın mesajlarını kimlere ilettiler? Önce onları izleyelim, sonra devam edeceğiz. Günaydın, gününüz aydın olsun. Güzel günler diliyorum herkese. Günaydın efendim. Günaydın, gününüz güzel geçsin. Şöyle güler yüzlü olun her zaman için. Günaydın kardeşim, hayırlı işler, hayırlı müşteriler. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın, hayırlı günler. Günaydın. Gününüz aydın olsun. Günaydın tüm Türkiye selamlar. Günaydın olsun biz. Kardeşime çok çok selam söylüyorum, yolluyorum. İstanbul'da, İzmir'de kardeşime. Bunlara günaydın, gelinlere çok seviyorum. Yeğenim var, sinasına, onu da çok seviyorum. Bunlar harası için canım veriyor ama onu da kızları çok seviyorum. Tüm sevdiklerime selamlar. İstanbul'daki çocuklarıma selam söyler, gönderiyorum. Sizler gibi güzel olsun günlerimiz, tamam mı? En kötü günlerimiz böyle olsun. Hatta hayırlı günler diyorum ben size. Tamam mı? Hayırlı başarılar. İstanbul'da çocuklarım var, oğlum var, kızım var. Onlara çok çok selamlarımı söylüyorum. En güzel günlerin onların olsun. Başarılar diliyorum işlerinde. Allah'ım yokluklarını gözetmesin. Allah'ım çok versin onlara. Onlarla gurur duyuyorum. Bir oğlum da burada medikal, orada kuaför. Bayan kuaförü. Ona da başarılar diliyorum oğluma. Allah yollarını açık etsin. Allah ceplerini çok doldursun. Allah bütün dünya aleminde yaşayan insanlarımıza, Türk kanı taşıyan, Müslüman olan insanlarımıza varlık göstersin. Yokluk göstermesin. Başka bir şey demiyorum kardeşim. TV 52 seyircileri hepinize günaydın.
bu soğuk kış gününde. Güzel günler geçirmenizi dileyim. Başka bir şey ne diyeyim. Bütün beni tanıyanlara selam gönderiyorum. Selam. Sağ olun efendim. Günaydın. Selam bütün herkese. Bu ülkede yaşayan bütün insanlara. Bütün güzelliklere. Herkese selam olsun. Dualarınız kabul olsun diyelim. O kadar güzel mesajlar verdiler ki yeni güne sayın seyirciler. Herkese hayırlı, mutlu, sağlıklı, bol kazançlı bir gün dileyelim. İlerleyen saatlerde yeniden ekranlara getireceğiz yeni güne giden mesajları. Zira yeni günün en çok istek alan, en çok izlenen bölümlerinden birisi haline gelmeye başladı. Şimdi gazete manşetleriyle devam edeceğiz. Bakalım bugünün gündemine onlar hangi manşetlerle damga vuracaklar. Daha sonra günün gelişen ekonomi verilerini sizlerle paylaşacağız. Gazetelerin başlıklarına baktıktan sonra Hürriyet gazetesi var. İlk sırada 98 kilometre pazarlığı demiş manşet haberinde. Onu paylaşalım. Türkiye Suriye sınırını daha iyi korumalı çağrısından rahatsız olan Ankara, Amerika'nın 98 kilometrelik sınır hattına asker yığılması talebine ilginç bir yanıt verdi haberini paylaşmış. Amerikalı yetkililer Gaziantep'in Karkamış ilçesinden Öncüpınar sınır kapısına uzanan 98 kilometrelik hatta Türk askerinin çok sıkı önlem almasını istedi. Bu talebe de Ankara'dan 98 kilometreyi dediğiniz yöntemle tutabilmemiz için 30 bin asker yığmamız ve 3 bin metreye bir asker dizmemiz lazım karşılığı geldi. Türk yetkililer sınıra duvar örüldüğünü, devriyelerin ve kontrol kulelerinin arttırıldığını, %100 başarı için entegre sınır sisteminin hayata geçirilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı. Ankara sınırda tam koruma sağlayan sistemin yüklü maliyetine Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinin de katkıda bulunmasını talep etmiş. Hürriyet'in manşetindeki haber buydu. Bugün göbek sayfadaki haber buydu. TÜSİAD'la sıcak buluşma şeklinde bir yan manşet var Hürriyet'te. Başbakan Davutoğlu TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi kokteyline katıldı. Birlikte hareket etme çağrısı yaparak şu mesajları verdi. Gelin kutuplaştırıcı dilden kaçınalım. Kim demokrasimizi vesayet altına almak istiyorsa, hesap vermeyeceği bir gücü kullanmaya kalkıyorsa ona karşı omuz omuza verelim. 4 yıl için size istikrarı vaat edebiliyoruz. Bize oy versin vermesin, %100'ün hükümeti olarak hareket edeceğimiz ve bize oy vermemiş en aykırı görüşlerle bize karşı çıkmış olsa dahi her vatandaşımızın sesine kulak vereceğiz. Kimse %49,5, %50,5 karşılığına dayalı kutuplaştırıcı bir siyaseti önümüze koyamaz. %55,5'u da %49,5'u da aynı ölçüde değerli görüyoruz. Reform tarih gibi bir zorunluluktur. Hızla değişen dünya şartları içinde reformdan kaçınılmaz ve ihmal edilemez. Mesajlarını vermiş Başbakan Ahmet Davutoğlu Hürriyet gazetesinin de birinci sayfasındaki haberlerden bir tanesiydi. Polise ateş açtı, öldürüldü. Diyarbakır'da yaşandı bu olay. Birazdan ayrıntılarını paylaşacağız. Diyarbakır artık olaysız geçmiyor. Her gün başka bir hukukat, her gün başka bir terörist saldırı ceyran ediyor diyebiliriz. Yine Tahir Elçi'nin öldürüldüğü Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Buna istinaden çeşitli yerlere operasyonlar da düzenliyordu polis ve arama noktaları oluşturulmuştu. Bu arama noktalarında çantasında silahla gelen kadın bir terörist damgasını vurdu. Kendi üzerini çantasını arayan kadın polise kadın terörist çantadan çıkardığı silahla ateş etti. Aslında kadın polis yaralandı ancak hayati tehlikesi yok. Çünkü hayatını giymiş olduğu çelik yeleği kurtarmış. Bunun da görüntülerini birazdan paylaşacağız. O saldırı anı da güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı. Onları da göstereceğiz ekranlarda. Bingöl'de 5.5 şiddetinde deprem olduğu bu sabaha karşı saat 1.27 sıralarında Kandilli Rasathanesi'ne göre açıklanmış 5.5 şiddetindeki deprem. Bu da Hürriyet'in birinci sayfasına kadar gelmiş 01.27'de olmasına rağmen sayın seyirciler. Elçiyi seviyorsanız barikatları kaldırın çağrısını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Bunun da ayrıntılarına birazdan gireceğiz. Kılıçdaroğlu öldürülen Diyarbakır Barası Başkanı Tahir Elçi'nin ailesini ve çalışma arkadaşlarını Diyarbakır Barosu'nu ziyaret etti. Bu mesajı da burada verdi. Ayrıntılarına biraz sonra yine gireceğiz.
Evet, Hürriyet'in sür manşetinde magazin haberleri var. Onları geçiyoruz. Ve Habertürk gazetesi manşeti Rusya'ya karşı Katar gazı. Kısa bir süre sonra Katar'la ilgili gelişmeleri de paylaşacağız. Türkiye, Rusların doğal gazı kesme ihtimaline karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün ziyaret ettiği Katar'dan doğal gaz için ilk atımını attı. Sistem Katar gazıyla yedeklenmiş oldu. Böylece Rus doğal gazına karşı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar zirvesinde uzun vadeli sıvılaştırılmış doğal gaz, LNG olarak biliniyor biliyorsunuz, ithalatı için ön protokol imzaladı. Katar Türkiye'de LNG depolama tesisi de kuracak şeklinde haber. Amerika Birleşik Devletleri'nde saldırı şoku. Kaliforniya eyaletinde kar maskeli, çelik yelekli 3 saldırgan uzun namlulu silahlarla sosyal hizmet merkezini basıp en az 14 kişiyi öldürdü. Silahlı saldırganlar onlarca kişiyi de yaralayarak kaçtı. Başkan Obama saldırıyla ilgili iç güvenlik danışmanını görevlendirip bilgi aldı şeklinde haber paylaşılmış. Bu arada FBI'da Amerikan Haber Alma Teşkilatı terör bağlantısını araştırıyormuş saldırıların. Teröristlerle, terör örgütleriyle bir bağlantısının olup olmadığını araştırıyor FBI. Bu arada interaktif gazetecilik kullanıyoruz ya, ekranım karardı. Şimdi birazdan gazete başlıklarına yeniden devam ederiz. Biz ekonomiye göz atalım. Borsa İstanbul saatlerimiz 9.20'yi gösteriyor. Birazdan yeni gün işlemlerine başlayacak. Dünden bugüne gelen seyre bir göz atalım. Dün yeni güne pozitif başlayan Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında özellikle banka ve pay piyasalarında yoğunlaşan alışlarla birlikte 77.766 puana kadar tırmandı. Sonra düşüşe geçti. Rusya ile yaşanan gerilimin negatif etkisi de Amerika'da açıklanan ADP özel sektör istihdamının beklentilerin üzerinde artmasından dolayı düşüş hızlandı. Endeks 76.246 puana kadar indikten sonra dün bir önceki gün verilerine göre %0.51 düşüşle 76.395 puandan tamamladı. Bugün de 76.395'ten açılacak borsanın ilk açılış seansı puanı diyelim. Ve Amerikan doları Türk lirası karşısındaki düşüşü sürüyor. Ne zaman euro ile aynı seviyeye ulaşacak diye soruların yoğunlaştığı bu günlerde dolar üzerindeki gelişmeler de beklendiği gibi olmuyor. Özellikle 24 Kasım'dan itibaren en düşük seviyeye geriledi. 2.88 liradan dünü kapattı. Bugün de yine aynı rakam üzerinden başlayacak. Ve euroya geleceğiz. Avrupa'da yaşanan gelişmeler, üst üste düzenlenen zirveler, konuk devlet başkanları ve verilen mesajlar euro üzerinde pozitif bir etki bırakmaya yetmiyor. Çünkü Türk lirası karşısında düşüşü sürüyor. Küçük küçük miktarlarla da olsa %21'lik kayıpla dünü kapattığı euro bugüne 3.06'dan başlayacak. Borsa ve para durumunda son durum böyleyken fındık piyasalarına göz atacağız. Ordu Ticaret Borsası'nda fındık fiyatındaki düşüş sürüyor. Dün açıklanan rakamla Ordu'da fındık fiyatı yılın en düşük seviyesine kadar ulaştı. Yılın son ayına %50 randımanlı kabuklu fındığın kilo fiyatı 12 liradan giriş yaparken birden fiyat gerilemesi yaşanmaya başladı. 11.25'e kadar düştü fındık fiyatı, ancak bu rakam Giresun ve Samsun'da birazcık daha yukarılarda, Ordu ve Trabzon'da ise hemen hemen aynı seviyede, sanki iki il arasında anlaşma yapılarak oluşturulmuş gibi bir fiyat tablosu var. Neredeyse kafa kafaya gidebiliyor diyebiliriz Ordu ve Trabzon'daki fındık fiyatları için. Ekonomi verilerine fındıkla yine devam edelim. Dünya fındık üretimi ihracatının önemli bölümünü gerçekleştiren Türkiye 2015-2016 sezonunun ilk 3 ayında fındık ihracatından 860 milyon dolar döviz girdisi sağladı. Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada 11 Eylül'de başlayan 2015-2016 fındık ihraç sezonunun ilk 3 ayında standart natürel iç fındığın kentelinin, yani 100 kilogramı ortalama 944 dolardan işlem gördü. Aynı açıklamada 1 Eylül ve 30 Kasım arasında Türkiye'nin 88.267 ton fındık ihraç edip karşılığında 860 milyon 530 bin 600 dolar gelir elde ettiği bildirildi. İhracatın 70.255 tonunun Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığı aktarılan açıklamada
Avrupa Birliği dışındaki Avrupa ülkelerine 5.635 ton, deniz aşırı ülkelere 7.938 ton ve diğer ülkelere ise 4.438 ton fındık ihracatı gerçekleştiği ifade edildi. Türkiye geçen sezon aynı dönemde 68.033 ton fındık ihraç ederek karşılığında 779.781.368 dolar gelir elde etmişti. Sayın seyirciler, sabahın erken saatlerinde hava durumuyla ilgili son durumu da sizlerle paylaşalım. Zira Ordu'ya da, şehir merkezine de, Altınordu'ya da yılın ilk karı yağdı. Boztepe'nin etekleri beyaz örtüyle kaplandı. İlçelerde ise durum daha vahim. Bunu paylaşıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü flaş uyarılar verdi bugün için. Yine Doğu Karadeniz'in batı ve kuzeybatı yönlerinden esecek olan kuvvetli rüzgarın saatteki hızının yer yer 75 kilometreyi bulabileceği açıklandı. Fırtına bugün öğle saatlerine kadar aynı etkisini sürdürecek. Öğleden sonra da birazcık olsun hafifleyecek. Özellikle bu geceden itibaren ve hafta sonunda Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ile Doğu Anadolu bölgelerinde meydana gelen kar yağışlarının ardından hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması ve sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Bununla birlikte yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı meydana geleceğinden, yollarda buzlanma sebebiyle trafikte ve ulaşımda aksamalar olabileceği belirtiliyor Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden. Vatandaşların da sürücülerin de bu konuda dikkatli ve tedbirli olması isteniyor. Ve kar yağışı özellikle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olacak. Kar kalınlığı bu bölgelerde 20 santimetrenin de üzerine çıkması bekleniyor. Ordu'nun birçok ilçesinde de beklenen kar kalınlığına ulaşıldı diyebiliriz. Karadeniz bölgesi dışında yine Hakkari, Van, Bitlis, Ağrı, Şırnak ve Muş'ta da, yani doğu kesimlerde de kar yağışının tipi şeklinde olması bekleniyor. Muhtemel buzlanma ve don olayıyla ilgili de vatandaşlar ve sürücüler ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Ve bu uyarıları da yapmış olduk. Türkiye yavaş yavaş beyaza bürünüyor. Kış kapıya kadar geldi, dayandı. Ortalık beyaz örtüyle kaplanıyor. Bunları söyledik. Türkiye ile Rusya arasındaki gerilim de her iki ülke açısından da dindirilmeye çalışıyor ama diğer taraftan da söylem açısından bu kriz sürdürülüyor. Nitekim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün dediğimiz gibi Katar'daydı. Başkent Doha'da bir dizi resmi temaslarda bulundu. Ayrıca 38 yıllık mazisi bulunan Katar Üniversitesi tarafından da kendisine verilen Fahri Doktora takdim törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada yine Rusya konusuna değindi. Dedi ki, DAEŞ petrollerinin Türkiye'nin satın aldığını söylemek gibi bir iftiranın içerisine girmek, böyle bir iftirayı Türkiye'ye atma hakkına kimse sahip değildir. Türkiye bir terör örgütünden petrol alacak kadar ahlaki değerlerini kaybetmemiştir. Bu iftirayı atanlar bunu ispat etmek durumundadır. Bunu ispat ettikleri anda ben Cumhurbaşkanlığı koltuğunda bir dakika durmam. Ancak iftirayı atanların oturdukları koltukta durmamaları gerekir diye konuştu. Dürüst siyaset bunu gerektirir dedi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'ın başkenti Doha'daki o açıklamaları. En kısa sürede aklı selime dönerek bu çizgiye geleceğine inanıyorum. Ama şunu burada sizler huzurunda tüm dünyaya da duyurmak istiyorum. O da şudur. Özellikle DAEŞ'in petrollerini Türkiye'nin satın aldığını söylemek gibi bir iftiranın içerisine girmek, böyle bir iftirayı Türkiye atma hakkına kimse sahip değildir. Türkiye bir terör örgütünden petrol alacak kadar ahlaki değerlerini kaybetmemiştir. Çok açık ve net, Paris'te de bunu söyledim. Bu iftirayı atanlar bunu ispat etmek durumundadır. Bunu ispat ettikleri anda ben Cumhurbaşkanlığı koltuğunda bir dakika durmam. Ancak iftirayı atanlar da oturdukları koltukta durmamaları gerekir. Çünkü
Dürüst siyaset bunu gerektirir. Biz bugüne kadar böyle geldik. Biz bugün birinci derecede petrolümüzü, doğalgazımızı Rusya'dan alıyoruz. İkinci derecede İran'dan alıyoruz. Üçüncü derecede Azerbaycan'dan alıyoruz. Dört Kuzey Irak, beş Katar, altı Cezayir, zaman zaman Nijerya'dan biz petrol ve doğalgazımızı alıyoruz. Bizim nereden ne aldığımız belli. Ancak bakın şimdi ben size Amerikan Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı bir şey söyleyeceğim. O da hem Rus vatandaşı aynı zamanda Suriyeli olan George Hashrawi DAEŞ'ten petrolü alıp Suriye rejimine satan, aynı zamanda farklı ülkelere satan kişilerdir. Bunlar belgelidir, şu anda listede vardır. Değerli kardeşlerim, bugün bölgemizde yaşanan sorunların temelinde mezhepçi ve ayrıştırıcı kışkırtmaların yattığı konusunda artık kimsenin şüphesi yoktur. Bu kışkırtmaların bir kısmı halkının meşru taleplerine kulak vermek yerine kendi iktidarını koruma saikiyle hareket eden rejimlerden kaynaklanıyor. Bir diğer önemli sebep de bölgemizde iç karışıklıklar, mezhep ayrılıkları ve husumetler üzerinden kendine nüfuz alanı oluşturma politikası izleyen ülkelerdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'ın başkenti Doha'dan verdiği özellikle de Rusya ilişki mesajlar son derece netti sayın seyirciler. Bakalım Rusya cephesinden buna yanıtlar gelecek mi? Ancak bildiğim kadarıyla özellikle diplomasi konusunda Rusya ile gerginliğin azaltılması yönünde çabalar var. Ancak Rusya'daki devlet başkanlığı bir gün susuyor. Rusya devlet başkanlığı susuyor. Bu sefer onların savunma bakanlığı konuşmaya başlıyor. Onlar susuyor. Rusya'nın dışişleri bakanları konuşmaya başlıyor. Kriz böyle böyle adım adım her geçen günde yükselerek ilerlemeye devam ediyor. Bu arada gazete başlıklarında yarıda bırakmıştık. Onlarda kaldığımız yerden devam edelim. Kısa kısa küçük küçük bilgiler vermeye sürdürelim. Milliyet gazetesi var şu anda ekranlarımızda. Manşetinde kritik mesaj başlığını kullanmış Milliyet gazetesi. Hemen ona bakıyoruz. İki bakanın yüz yüze temasının tansiyonu düşürüp düşürmeyeceği merak konusu alt başlığına yer vermiş Milliyet gazetesi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bugün başlayacak AKİT zirvesinde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüşme talep etti. Görüşebiliriz yanıtını aldığını belirten Çavuşoğlu, bizim için bu konuda problem yok. Biz en zor konuları konuşmaya hazırız. Rusya ile diyalog yoluyla bu sorunu, hatta krizi aşarız. Temennimiz bu. İlkeli tutumumuzdan vazgeçmeyiz dedi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da zaman zaman sert açıklamalarıyla gündemde yer alıyor. Lavrov, Çavuşoğlu'nun yapacağı görüşmeyle ilgili olarak Belgrad'da anlatacaklarını dinleyeceğim dedi. Lavrov yine uçak düşürüldükten bir gün sonra da telefonla görüşmüştük. Ankara'nın ilan ettiği pozisyondan farklı bir şey duymamıştım. Belki Belgrad'da kamuoyunun açıklamalarından farklı bir şey ortaya çıkabilir diye konuştu. Yine Katar'la imzalanan doğalgaz anlaşması alt tarafta yer alıyor. Onu biraz önce paylaşmıştık sizlerle. Hemen yan tarafta PKK'lı takside kimle görüştü yan başlığı var. Elçinin öldürüldüğü olayda iki polisi şehit eden PKK'lıların bulunduğu taksiyi kullanan 33 yaşındaki A.S. terörle mücadelede ifade verdi. PKK'lıları yoldan aldığını, eşkallerini hatırlamadığını, 15 dakika süren yolculuk sırasında arkada oturan şahsın telefonla sessiz bir görüşme yaptığını anlattı şeklini ifade vermiş. Hemen altında Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki kanlı saldırı, 14 kişi hayatını kaybetti demiştik. Milliyeti de geride bırakalım. Bakalım ondan sonra hangi gazete var? Güneş gazetesi var. Güneş gazetesinin manşetinde ise Abla Meral başlığına yer verilmiş. Onun da detaylarına giriyoruz. MHP lideri Bahçeli'nin isim vermeden F
FETÖ'nün emrinde dediği Meral Akşener'den itiraf gibi açıklama geldi. Paralelcilerin parlatıp MHP'nin başına geçirmeye çalıştığı Akşener, FETÖ'ye yakın olmayı gurur göstergesi olarak gördüğünü söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi'nde artık bu saatten sonra neler olur bilemiyoruz. Özellikle Meral Akşener'in bu açıklamasından sonra haberler her şeyi gösteriyor. Hemen altında Kemal'in terörist arkadaşları başlığı kullanılmış. PKK kurşunuyla öldürülen Tahir Elçi'nin evine taziye ziyaretinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu teröristlerle ilgili skandal bir ifadeye attı. İfadeye imza attı. Arkadaşlar, Tahir Elçi'yi seviyorsanız obere kabarikatları kaldırın açıklamasını Güneş Gazetesi bu şekilde yorumlamış. Bir türlü terörist diyemedi diye de hemen alt başlık çekmiş yanına. Katar'la ilgili doğalgaz anlaşması yine Güneş'in birinci sayfasında. Aydın Doğan'la ilgili en alt satırlarda bir habere yer vermiş. Doğan hiç vazgeçmiyor diye. Her fırsatta terör örgütlerine destek vermeyi sürdüren Aydın Doğan medyası bu kez Diyarbakır'da polislere saldıran teröristleri sivil gibi gördü şeklinde bir habere imza atmış. Güneş'in ardından devam ediyoruz. Yine gazete manşetlerini paylaşmayı Sabah gazetesi var. Sabah gazetesinin manşetinde ise Türkiye ile Katar kader ortağı oldu. Manşetine yer verilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar temaslarına yönelik bununla ilgili haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun zira Türkiye ile Katar arasındaki vizeler de kaldırıldı. Artık Katar'a da vizesiz seyahat başlayacak. Az sonra haberini paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Doha ziyaretinde doğalgazdan vizelerin kalkmasına kadar çok önemli 16 anlaşma imzaladı. Sabah gazetesinin hemen ortasında yer alan haberin başlığıydı. Ayrıntılarını tekrar dediğimiz gibi paylaşacağız. Alt sıralara geçiyoruz. Paris'ten dolu döndük. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya krizi konusunda Paris'te görüştüğü müttefik liderlerden tam destek aldı diye en alt satırda bir haber paylaşılmış. Yanında da Çavuşoğlu, Lavrov ve Belgrad'da buluşuyor. Yan başlığına yer verilmiş. Yine birinci sayfanın yan taraflarında magazin haberlerine de yer verilmiş. Ekranların rakipsiz dizileri, Ertuğrul 1890'a muhteşem gala şeklinde haberler var. Sabah gazetesini de geride bırakalım. Ondan sonra sırada Vatan gazetesi var. En manşetinde ise, birinci sayfa manşetinde ise saçma sapan başlığını kullanmış Vatan gazetesi. Bakalım, ben de önümden arıyorum. Ne saçma sapan demiş Vatan gazetesini hemen sizlerle paylaşalım sayın seyirciler. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın Türkiye'ye IŞİD'le petrol ticareti yapıyor iddiasını reddettiklerini açıkladı. IŞİD koalisyonunun sözcüsü ise bu saçma sapan bir iddia gerçekten gülünç diye yanıt vermiş. Bunu da Vatan gazetesi saçma sapan başlığıyla görmüş birinci sayfasında. Rus'a karşı Katar gazı yan başlığı var Vatan'da. Ayrıntılarını biraz önce paylaştık. Azerbaycanlı B planı masada. Katar gazından sonra Davutoğlu bugün de Azeri gazı için Bakü'ye gidiyor. Zira Azerbaycan'la Türkiye arasındaki sıcak temasları kolay kolay yıkılmayacağını, Azerbaycan'ın da özellikle bu noktada Türkiye'ye destek olacağı öngörülüyor. Özellikle de ekonomi çevreleri bakımından bu olumlu bir gelişme olarak görünüyor. Dağ kapıda vuruldu. Yine Vatan gazetesinin en altındaki fotoğraflı haberlerden bir tanesi. Operasyon Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybettiği saldırı sonrası sokağa çıkma yasağı ilan edilen Sur'da dün 5 ilden gelen özel harekat polisleri operasyon düzenlemişler. Bu arada Dağ Kapı Meydanı'nda bir kadın terörist polise ateş açtı. Ateş açtıktan sonra da vurularak öldürüldü şeklinde paylaşılmış bu haber. Vatan gazetesini de geride bırakıyoruz. Foto maç var spor gazetesi. Foto maçın manşetinde ise bana Rodallega'yı alın başlığını kullanmış foto maç. Aslında spor basınını çok fazla irdelesek mi irdelemesek mi bilmiyorum ama Mustafa Denizli'nin beyanatlarına yer verilmiş. Foto maçı da geçelim. Sonraki gazetemizin
manşetine bakıyoruz. Yine fanatik Wesley her şeyi biliyordu başlığını kullanmış fanatiğin bugünkü sayfasında. Geçiyoruz onu da Akşam Gazetesi Rus blöfüne Katar resti şeklinde Akşam Gazetesi'nde manşet haberi paylaşılmış. Biraz önce detaylarını da ayrıntılarını da vermiştik. Özellikle de Katar'la karşılıklı imzalanan anlaşmalardan söz etmiştik. İşte bununla ilgili bir haber paylaşılmış. Hemen altında da ambargo Karadeniz'e gömüldü başlığını kullanmış birinci sayfada. Hızlı hızlı gitmek bakımından onu da geçiyoruz ve gazete başlıklarımızın sonuydu. Peki ben buradan önünden hemen yerel gazetelerin de birinci sayfalarındaki manşetleri okuyalım. Putin'den sebze meyve ambargosu başladı. İlerleyen dakikalarda bununla ilgili haberlerimiz olacak. Ama Rusların vazgeçemediği 4 tane gıda maddesi var. Bunların içerisinde fındık da var. Yorum gazetesi, Ordu Yorum gazetesi de fındığa hayır diyemedi demiş. Birinci sayfasında bu manşeti kullanmış. Bakın Türkiye-Rusya arasında yaşanan gelişmeler yereli nasıl ilgilendiriyor ki? Rusya ile Rusya'nın özellikle de ekonomik ambargo uygulamaya başladığı, Türkiye'ye karşı uygulamaya başladığı ambargoyu Ordu'nun yerel gazeteleri bile kendine pay çıkararak manşetlerine yer verebiliyorlar. Ordu Güncel gazetesinde haberinde ise parklar artık daha güvenli başlığı kullanılmış. Altınordu Belediyesi ilçe merkezinde bulunan bazı parkların IP kamera sistemiyle 24 saat koruma altına alınarak daha güvenilir hale getirileceği haberine yer verilmiş. Ordu Yeni Haber gazetesi de biraz önce Yeni Gün'ün başlarında bahsetmiştik. Kış alarmı manşetini kullanmış. Biliyorsunuz Ordu'nun özellikle Boztepe başta olmak üzere birçok bölgesi beyaz örtüye büründü. Engel biziz şeklinde bir manşet haber Ordu Hayat gazetesinin siz hiç tekerlekli sandalyede oturup koşmayı denediniz mi diyerek bu konuya dikkat çekmeye çalışmış. Ordu Yorum gazetesi ise manşetinde turizm takımını kuruyoruz. Kültür ve Turizm İl Müdürü Uğur Toparlan 2016 yılı için yürüyüş, avcılık ve bisiklet turizmi gibi aktiviteler için turizm takımlarının kurulacağını açıkladı. Ordu Olay gazetesinin birinci sayfasına yer verilmiş. Ordu beyaza büründü şeklinde haberlerle de devam ediyor sayın seyirciler. Gazete manşetlerimiz böyleydi. Bugüne yansıyan gazetelerin manşetleri. Biz yine kendi gündemimizle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ile ilgili Katar'ın başkenti Doha'da yaptığı açıklamayı ekranlarınıza getirmiştik. Şimdi Katar'dan gelen müjdeli haberle devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar ve Türkiye arasında vizelerin kaldırıldığını açıkladı. Katar'ın başkenti Doha'da konakladığı otele gelişinde ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Katar emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani ile Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasında 15 anlaşmaya imza attıklarını söyledi. Bugün imzalanan anlaşmaların hepsinin çok önemli olduğuna da vurgu yaparak bunların içerisinde adeta 16. diyebileceğimiz adım attık ki o da vizelerin kaldırılması olayıydı. Bundan böyle Katar ve Türkiye arasında vizeler de kaldırılmış oldu. Rahatlıkla Türk vatandaşları, Katar vatandaşları ülkelerimiz arasında gidip gelebilecekler. Bu adeta son saniye adımı diyebiliriz. Bundan dolayı kardeşim Şeyh Tamim'e çok teşekkür ediyorum. Bir anda gayet pratik şekilde talimatlarıyla ilgili birimlerimize verdik. Karşılıklı notaları göndermek suretiyle bu adımı atmış olduk diye konuştu. İşte o Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdeli haber. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi bugün Katar'la yüksek düzeyli stratejik komite toplantısında 15 anlaşmaya imzalar atıldı ve bu 15 anlaşmayla birlikte bir ilki burada gerçekleştirdik. İkincisi de 2016 yılı içerisinde Türkiye'de olacak. Tabii burada bakanlarımız karşılıklı olarak kendi ilgi alanlarına giren konularda çalışmalarını yıl boyu en ideal şekilde sürdürecekler. Ve daha sonra da Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı olarak bir araya gelmek suretiyle biz bu neticeye noktayı koyacağız. Tabii bugün bana göre bütün anlaşmalar
çok çok önemli. Fakat bunların içerisinde daha sonra adeta 16. diyebileceğimiz bir adım daha attık ki o da vizelerin kaldırılması olayıydı. Bundan böyle Katar ve Türkiye arasında vizeler de kaldırılmış oldu. Rahatlıkla Türk vatandaşları, Katar vatandaşları ülkelerimiz arasında gidip gelebilecekler. Bu adeta bir son saniye adımı diyebiliriz. Ve bundan dolayı değerli kardeşim Şeyh Temim'e çok çok teşekkür ediyorum. Hemen bir anda gayet pratik bir şekilde talimatları ilgili birimlerimize verdik ve karşılıklı notaları göndermek suretiyle bu adımı attık. Efendim, bu anlaşma maddeleri arasında 13. madde bizim dikkatimizi çekti. BOTAŞ ve Katar Petrol arasında doğalgazla ilişkin bir anlaşma maddesi var. Bunun içeriği nedir, ne anlama geliyor? Bu konuyla ilgili bildiğiniz gibi aslında Katar Petrol'ün ta geçmişten bu yana yani Türkiye'de LNG yatırıma girme teşebbüsü de var. Tabii şu anda Türkiye'de malum gelişmeler sebebiyle de LNG noktasında nasıl bir adım atabiliriz? Ve Türkiye'de bir yatırıma LNG depolama noktasında girebilir miyiz? Bunun arayışı içerisinde. Biz de buna olumlu baktığımızı söyledik. Şu anda bu konuyla ilgili gerek özel sektörün, gerekse devletin biliyorsunuz LNG depolama tesisleri var. Burada belki hükümetten hükümete veyahut da farklı bir şekilde bir yatırım adımı atılmış olacak. Çok teşekkür ederim. Peki, ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Arkadaşlar. Evet, Türkiye ile özellikle Arap Yarımadası'ndaki ülkeler arasındaki turizm bağlantısı noktasında Katar'la imzalanan anlaşma cidden önemli bir anlaşmaydı. İnşallah önümüzdeki günlerde Dubai ile de Birleşik Arap Emirlikleri ile de bu şekilde vizelerin kaldırılması anlaşması imzalanabilir. Zira Türkiye'den Katar ve Dubai en çok gidilen Arap ülkelerinden en başta gelen ikincisi özellikle de Dubai. Afrika ve Arap Yarımadası'nda açılan en büyük hava alanlarından birine de sahip olduğu için çok önemli de bir geçiş noktası diyebiliriz. Peki Başbakan Ahmet Davutoğlu ne yaptı? Dünü Ankara'da geçirdiği kısa adı MÜSİAD olan Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği heyetiyle öğleyiminde bir araya geldi. Çankaya Köşkü'ndeki program basına kapalı gerçekleştirildi. O görüntüleri izledikten sonra Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un bir açıklaması vardı. Yine Türkiye ile Rusya arasındaki meselenin daha fazla büyüyüp dalanıp budaklanmasından yana olmadıklarını belirtti. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı krizin önemli ve ciddi bir kriz olduğunu ama aşılamayacak bir kriz olmadığını ifade etti. Türkiye'nin büyük bir devlet refleksiyle birikimli hareket ettiğini, meseleye teğeniyle yaklaştığını söyledi. Kurtulmuş Türkiye ve Rusya arasındaki krizin aşılabileceğini ümit ettiklerini, ne Türkiye'nin Rusya'yı ne de Rusya'nın Türkiye'yi kolay kolay gözden çıkaramayacağını vurguladı. İki komşu ülkeyiz, iki ortak ülkeyiz. Stratejik ortaklıkları olan ülkeleriz. Bu krizin çözülebilmesi için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye çalışıyoruz. Diyalog kapılarını açık bulunmasına gayret gösteriyoruz. Bilgisini paylaştı. Yine Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün Belgrad'da bir araya geleceğini belirtti. Kriz sürecinde iki ülke arasındaki ilk teması gerçekleştireceklerini anlattı. Rusya'nın aldığı ekonomik yaptırımlardan dolayı Türkiye'nin zarar görmemesi için de detaylı bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Kurtulmuş Türkiye-Rusya ilişkileri tekrar rotasına girer, eski diyalog kaldığı yerden devam eder diye ümit ediyoruz şeklinde açıklamalarını sürdürdü. Sayın seyirciler, gelelim. Günün en çok merak edilen konusuydu. Özellikle dün ve bugün de merak edildiğini düşünüyoruz. O yüzden böyle ifade ediyoruz. Asgari ücret
Tespit Komisyonu dün ilk toplantısını gerçekleştirdi. Biliyorsunuz AK Parti'nin hem 7 Haziran seçimlerinde hem de 1 Kasım seçimlerinde en önemli vaatlerinden biriydi çalışan kesime yönelik oluşturulacak asgari ücret. Komisyon dün toplandı, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında yaptı. Bakanlığın Reşat Moralı salonunda düzenlendi. Toplantı işçi tarafını, Türk İş işveren tarafını da TİSK, yani Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil etti. Bu yılki görüşmelerde AK Parti'nin asgari ücreti 1300 liraya yükseltme vaadinden dolayı rakam yerini ağırlıklı olarak yeni asgari ücretin işverene maliyeti üzerinde durulması bekleniyor. İçerideki konuşmalar da bu yönde gelişti diyebiliriz. Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ilk toplantıyla ilgili yaptığı değerlendirmede 1300 liralık asgari ücretin gelir skalası sebebiyle 1260 liraya düşürülmesinin söz konusu olmadığını söyledi. 1300 liralık asgari ücretin geçmiş yıllarda olduğu gibi de, bu çok önemli bir detay, İlk 6 ayı kapsayan bir taahhüt olmadığını söyledi. Zira geçtiğimiz yıllarda asgari ücret belirlenirken ilk 6 ay için belirleniyordu. İkinci 6 ayda ise bir miktar daha zamlanıp farklı bir rakam üzerinden işlem görüyordu. Ancak 1300 liralık net asgari ücret vaadi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu bir yıllık taahhüt olduğunu söyledi. Bütün yılı kapsayan bir taahhüttür dedi. Vergi dilimine girdiği için o çok tartışılan 30 liralık, 40 liralık veya 70 liralık düşüş olacak söylentilerine de kulak asmayın mesajı verdi. Bir endişeye gerek yok. Bu düşüşler olmayacak. Net 1300 lira üzerinden herkes ücretini alacak dedi. Komisyonun 10 Aralık'ta Türk İş'in ev sahipliğinde ikinci kez toplanılmasına karar verildi. İşte 10 Aralık'ta da son şeklini kazanacak. Asgari ücretin 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak kısmı. Bunu da sizlerle paylaştıktan sonra saatlerimiz, benim saatim eğer yanlış değilse 9.50'yi gösteriyor sayın seyirciler. Kısa bir reklam aramız olacak. Ardından yine gündemin öne çıkan maddeleriyle kaldığımız yerden devam edeceğiz.